Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka Futbol Manager 2020 videosuyla sizlerle birlikteyim. Muhtemelen Futbol Manager 2020'nin son videosu arkadaşlar. Geçen seriyi bitirdiğimiz aynı videoyla bu seriyi de bitireceğiz. Bu serimizdeki son videomuzun konusu Zlatan İbrahimovic yeniden Wonderkid olsaydı ne olurdu bu soruya yanıt arayacağız sizlerle birlikte. Futbol Manager 2020'de. Video detaylarına az sonra geçeceğim ama video detaylarına geçmeden önce her zaman olduğu gibi eğer bu video ilerleyen dakikalarda hoşunuza giderse aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyelim ve hızlı bir şekilde Zlatan İbrahimovic şu anda hala neredeyse 40 yaşına merdiven dayayan İbrahimovic yeniden Wonder Kit olsaydı ne olurdu bu soruya yanıt arayalım. Evet arkadaşlar video yeniden hoş geldiniz. Tarihler 1 Temmuz 2019 Zlatan İbrahimovic diyelim ve Zlatan İbrahimovic'in profilini açalım sizlerle. Tabii ki görseli e, sizi aldatmasın 17 yaşında İbrahimovic İsveçli oyuncunun özelliklerine bir baktığımızda teknik, soğukkanlılık, özel yetenek, kararlı konsantrasyon, cesaret ve dayanıklılık özellikleri iyi seviyelerdi. Oyuncunun 143 yetenek puanına sahip olduğu ve 185'e kadar ulaşması bekleniyor. Oyuncu şu anda Ajax'ta 55 milyon euro değerinde enteresan bir değere sahip ve oyuncunun geçmişini vesairesini her şeyini sildik İbrahimovic'in. İbrahimovic geleceğin yıldızı olarak gözüküyor ve şu anda neredeyse 40 yaşında futbol hayatının son noktalarına gelmek üzere. Biz bu seride yaklaşık bir 20 sezon sürecek bir simulate ile karşınızdayım. Ee, bu simulate'in bölümlerini 5'er 5'er yapmayı düşünüyorum. Ee, çünkü tek tek 18 sezonu anlatmak epey zor olacaktır. Onun için hemen ilk sezonun sonuna gidelim bir. Oradan sonra 5, 10, 15, 20 diye devam ederiz dostlar. Evet arkadaşlar ilk sezonun sonuna geldik. Zlatan İbrahimovic bakalım neler yapmış bu dönemde. Zlatan İbrahimovic hala Ajax forması giymeye devam ediyor. Yetenek puanı olarak kendisi 165 yetenek puanına ulaşmış. Sezon boyunca ise 29 maçta 20 gol 4 asistle 7.85'lik ortalamasıyla Ajax'ın Hollanda 1. Ligi'ni kazanmasında çok önemli bir rol sahibi olmuş gibi durmakta İbrahimovic. İbrahimovic tabii ki attığı 20 golle gol krallığını da alıyor Ajax'ta ve kariyerinin ilk şampiyonluğunu alıyor. Şöyle geçmişinden önemli anlarından biyografisine baktığımızda önemli bir durum var mı? İlk golünü atıyor, ilk İsveç'te golünü atıyor ve 2019 yılında Hollanda Süper Kupası'yla e, Hollanda 1. Ligini kazanıyor İbrahimovic ve Ajax. İlk sezon itibariyle durumlar tabii ki bu şekilde hemen 5. sezonun sonuna gidelim. 5. sezon itibariyle. Ibrahimovic acaba buralarda oynamaya devam ediyor yoksa bir Avrupa devine mi transfer olmuş görüntüleyelim dostlarım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz Hollanda birinci ligine görmek için buradan e, Hollanda'yı seçtik ve profilden gelelim bakalım Ibrahimovic hala e, Ajax'ta devam ediyor. Ajax kadrosunu aradığımda Zlatan Ibrahimovic'i görüntüleyemiyorum. Şu transfer geçmişine bakalım neler yapmış Ajax bu dönemde. Satılan oyuncular epeyce var. Burada Zlatan İbrahimovic'i göremiyorum. Bir önceki sezona baktığımda burada Zlatan İbrahimovic'in 109 milyon euroya Manchester United'a gittiğini görüntülüyoruz. Zaten kariyerinde de forma giydiği bir takım Manchester United. 184 yetenek puanında 5. sezonun sonunda İbrahimovic ve şu anda izlendiğini görüntülüyoruz Paris Saint Germain tarafından. Oyuncu ilk sezonda 20 gol atmıştı. İkinci sezonda bunu çıtayı yukarı çıkarmış ve 33 maçta 30 gol atarken Üçüncü sezonunda 29 maçta 26 gol 12 asistle toplamda 38 gole doğrudan katkıda bulunuyor İbrahimovic ve Manchester United'a transfer olduğu ilk sezonda 35 lig maçında oynuyor 19 gol 9 asistle 28 gole doğrudan katkısı var. Sezon oyuncu da 52 maçta 26 gol atmış İbrahimovic. Şu an içinde bulunduğumuz sezonda 29 maçta forma giyiyor sadece ve 4 kere asist yaparken 16 gol atıyor 6 kez maçın adamı oluyor toplamda 42 maçta 22 gol 7 asistle oynamış Zlatan İbrahimovic. Manchester United bu dönemde neler yapmış onunla birlikte. Manchester son sezonda maalesef dördüncü olurken ondan önceki sezonda üçüncü olabilmişler İbrahimovic ile birlikte. Bir önceki sezon aslında şampiyonluğa da epey yaklaşmışlar ama maalesef ki Manchester City ve Chelsea takımları onları saf dışı bırakmayı başarmış. Peki İbrahimovic'in şöyle bir biyografisine baktığımızda, şuradan önemli notlar, önemli pardon şuradan ben tabi İbrahimovic'i seçmedik. İbrahimovic'i seçtikten sonra önemli anlar diyelim ve biyografiye gelelim. Biyografide baktığımızda kariyeri boyunca 7 tane madalya toplamış. Bunların 3'ünü Ajax'la Hollanda Ligi'nde ve 4 kere de Hollanda Süper Kupası'nı kazanmayı başarmış İbrahimovic. Bu dönemde 92 maçında 78 gol atmış, 5 sezonluk dönemde. Ve 3 kere Hollanda 1. Ligi'nin altın ayakkabısı, 3 kere gol kralı. Onun dışında Hollanda'da en iyi oyuncu yılın futbolcusu ödülünce bir üçüncülük gösterilmiş. İki sezondur üçüncülük adayı gösteriliyor Zlatan İbrahimovic. Başarıyı arttırıyor. İngiltere Premier Ligi'de yılın oyuncusu ödülünü geçtiğimiz sezon almayı başarmış. Onun dışında Avrupa Uluslar Ligi en iyi oyuncu ödülü var. Ve Avrupa Ulusal Ligleri yine en iyi oyuncu ödülü. Onun dışında Avrupa Şampiyonlar Ligi yılın forveti ödülünde ikinci sırada kalmış Griezmann'ın ardından İbrahimovic 5 sezonluk dönemde. İbrahimovic 5 sezon geride kalırken 153 gole doğrudan katkı yapmış. 156 maçta neredeyse maç başına bir gol ortalamayla oynuyor Zlatan İbrahimovic. Evet ilk 5 sezonda İbrahimovic'in çizgisi bu şekilde olmuş. İsveç milli takımında da 49 maçta 26-36 gol atmayı başarmış İbrahimovic. İsveç'e baktığımızda İsveç dünya sıralamasında 17. sıraya kadar yükselmiş ve şurada fixtür olarak bakacak olursak 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yer alıyorlar. 2022 Dünya Kupası'nda yer almışlar. G grubundan çıkmayı başaramamışlar anladığım kadarıyla ya da bir sonraki sezona mı kalmış yok çıkamamışlar ve 2020 Avrupa Şampiyonası'nda ikinci, el, ikinci turda Fransa'ya elenmiş İsveç ve İbrahimovic. İbrahimovic bu dönemlerde iyi performans sergilemiş gibi duruyor milli takımda. Evet arkadaşlar 5 sezonluk durumu bitirdik. Hemen 10. sezonun sonuna gidelim. Bakalım İbrahimovic 10. sezon itibariyle kariyerini Manchester United'da mı devam ettiriyor yoksa başka bir gemiye başka bir adaya yelken açmış. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. En son Manchester United'da bırakmıştık Zlatan İbrahimovic'i. Şu anda Chelsea'de gol krallığında ikinci sırada yer aldığını görüntülüyorum. Ee, İbrahimovic'in profiline şuradan bir gelelim onun için. Ortalama puanda da en iyisi ligin. Ibrahimovic'e baktığımızda Chelsea'de 2 sezonu görüntülemiş, şey Manchester United'de 2 sezonu görüntülemiştik. 3. sezonunda kendisi 30 maçta 15 gol, 4. sezonda 21 maçta 10 gol ve son sezonda transfer olmadan önceki sezonunda 31 maçta 15 gol, 10 asistte 25 gole doğrudan katkı yapıyor. Chelsea'ye geliyor. Chelsea'de fırtına gibi performans. 37 maçta 23 gol, 7 asist ve ardındaki sezonda da 32 maçta 30 gole doğrudan katkı yapıyor. Zlatan Ibrahimovic 7.99'luk ortalaması söz konusu son sezonda peki bu dönemde İngiltere Premier Lig'de durumlar neler turlara gelelim hemen şöyle turlardan bakmak istiyorum ben en son 1-2-3-4-5 ve 6. sezon 6. sezonda Manchester United 83 puan topluyor Manchester City'nin ardından şampiyonluğu kaçırıyor bir sonraki sezon İbrahimovic ve Manchester United için çok büyük düşüş var 7. sırada tamamlıyorlar ligi ardından e, burada 26-27'de yine Manchester United 5. oluyor ee, son sezondan bir önceki sezon yani Ibrahimovic'in Chelsea'ye transfer olduğu sezonda Manchester United çıkış yapıyor. Chelsea bu sefer düşüşte ve son sezonda Liverpool'la puan puana giden Chelsea maalesef şampiyonluğu alamıyor. Ibrahimovic de İngiltere Premier Lig şampiyonluğundan mahrum kalıyor bu dönemde. İbrahimovic'in profiline tekrar gelelim. Şöyle önemli anlarına bir bakalım. Lig kupada neler var? Kendisi Euro Cup 2'de Manchester United'da şampiyonluk karabu. Cup şampiyonluğu söz konusu. İngiliz Community Shield, English Community Shield daha doğrusu şampiyonluğu var. Transferleri burada, Diğer burada ve şöyle bir İbrahimovic'in yeteneklerindeki parıltılara bakalım. 11 turnuva kazanmış İbrahimovic bugüne kadar. Manchester United'la sadece 2, 3, 4 turnuva kazanabilmiş. 7 tanesini Ajax'da kazanmıştı daha önce. Avrupa Şampiyonlar Ligi altın ayakkabı ödülünü bir sezon önce almayı başarıyor İbrahimovic. Onun dışında az evvel baktığım ödüller vardı. Burada en çok aldığı ödüllerden en az olanlara gidiyor. Dünyada yılın futbolcusu ödülünü 2027'de Mbappe'nin önünde almayı başarmış. Mbappe bu 2, 4, 5, 6 sezonda 7 sezonda 6 kere bu ödülü almayı başarmış İbrahimovic'in önünden. İbrahimovic de listede yer almaya devam ediyor. Son 5 sezonda 3 kere 4 kere listede var İbrahimovic. Bu da önemli bir durum tabii ki. Onun dışında bakacak olursak U21 Dünya'da yılın futbolcusu ödülünü almış İbrahimovic. Bundan bayağı seneler önce 2022'de bunu söylemeyi unutmuşuz bir önceki videoda. İngiltere'de yılın genç oyuncusu ödülü 24-25 ve ondan önce 22-23'te bu ödülü almayı başarıyor Zlatan İbrahimovic. Geri geldiğimizde baktığımızda bir şeyler var mı diye kontrol etmek istiyorum ve Zlatan İbrahimovic'in başka bir başarısı yok. Sakatlık durumuna bir bakmak istiyorum ben. En uzun sakatlık tabi burada sakatlıklarını silmeyi unutmuşum İbrahimovic'in. E, 2017'deki sakatlıkları falan kalmış ama 2026'da... Ağır bir sakatlık 4 ay bacağı kırılmış dizinde zorlanma bacakta yarık oluşması kalça zorlanması gibi üst üste sakatlıkları var. Baya bir sakatlıktan maç kaçırmış İbrahimovic ama ona rağmen e, toplamda 307 maçta 197 gol 73 asistle toplamda 270 gole doğrudan katkısı mevcut İbrahimovic'in 10 sezonluk dönemde. Evet 10 sezonluk dönemde İbrahimovic bu şekilde Chelsea'de profilini kariyerini devam ettiriyor. Bakalım 15 sezonda artık İbrahimovic 32 yaşına geldiği durumda neler olacak ama o olmadan İsveç'in durumuna bakalım. En son 17.lerde 16'ya kadar yükselmişler. Fixtür'de 2024'te bırakmıştık. Avrupa Şampiyonası D grubundan çıkamamışlar. 2026 Dünya Kupası 3. turu var. 2027, 2028'de Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale kadar gelmişler ama maalesef burada başarı gelmemiş ve İbrahimovic de bu dönemde e, gol atabilmiş mi? Atabilmiş. İlk maçta golü var. Kulusevski bu arada o da önemli bir oyuncu. İbrahim ile birlikte İsveç'in en önemli e, can damarlarından dersek yanılmış olmayacağız diyelim. Ve hemen 15. sezonun sonuna gidelim İbrahim bakalım. 15 sezonluk dönemde. Neler yapmış? Chelsea'de devam mı etmiş. Evet arkadaşlar videonun 15. sezonuyla karşınızdayım. İbrahimovic'i hiçbir şekilde İngiltere Premier Lig'de görüntüleyemiyorum. Chelsea'ye tekrar bakmak istiyorum. İbrahimovic Chelsea'de karşımıza çıkmakta 176 yetenek puanıyla 185 potansiyelle. Kendisi 32 yaşına gelmiş. 117 maçta 103 gol atmayı başarmış ve 64 milyon euro güncel değeri var. Güç özelliği iyiden iyiye yerilemiş İbrahimovic'in. İbrahimovic'i en son 28-29'un sonunda bırakmıştık. 29-30 sezonunda 32 maçta 15 gol 11 asist. Ardından 36 maç 21 gol. 2031-32'de 35 maç 13 gol. Ve 2032-33'te 36 maçta 18 gol 11 asist ve son sezonda 30 maçta 18 gole doğrudan katkısı mevcut İbrahimovic'in. Önemli anlarına geldiğimizde İbrahimovic'in lig kupalara bakmak istiyorum. Chelsea ile birlikte Avrupa Şampiyonlar Ligi'ni almayı başarıyor İbrahimovic. Normalde kariyerinde başaramadığı bir dönüm noktasıydı. Chelsea ile birlikte bu hegemonyayı de yıkmış oldu. Avrupa Süper Kupası'nda ise yine şampiyonluğu var İbrahimovic'in ve bu başarıda İbrahimovic'i gururlandırıyor ama bir türlü Hollanda Ligi'nden başka bir ligde şampiyon olamıyor Zlatan İbrahimovic. Chelsea'nin durumuna bakacak olursak şurada 28-29 sezonunda bırakmıştık. 29-30 sezonunda Tottenham uzun aralardan sonra şampiyon oluyor. Chelsea 4. Ardındaki sezonda Chelsea 6. Manchester City şampiyon. 31-32 sezonunda Manchester City şampiyon oluyor. Chelsea 2. 3. sırada 32-33 sezonunda Manchester City şampiyon olurken Chelsea bu dönemde 3. oluyor ve şimdiki sezonda yine 4 puan farkla Manchester City rahat bir şekilde şampiyon oluyor Chelsea'nin önünde. Şöyle bir geriye geldiğimizde Zlatan İbrahimovic'in profilinden milli takımı bırakmış olduğunu göreceğiz büyük ihtimalle. Zlatan İbrahimovic 18-11-2031'de milli takımdan emekli olmuş arkadaşlar 15. sezonu itibariyle. Şöyle 2031'e kadar olan yerlere bakalım. Yani son kupası aslında 2030 Dünya Kupası mı, Avrupa Şampiyonası mı? 2030 Dünya Kupası olmuş. Burada da 3. sıraya kadar takımını taşımış. Hatta uzayan maçta Galler'e karşı golü de atmış ama maalesef ki onun gidişinden sonra İsveç milli takımı 32. sıraya kadar gerilemiş dünya sıralamasında. İbrahimovic'in kariyeri bu şekilde devam etmekte arkadaşlar. Kendisi 32 yaşına geldi belki de kariyerinin son dönemlerini yaşıyor. Efsanevi Santrafor olarak karşımızda Zlatan İbrahimovic ve kariyeri boyunca 476 maçta 274 gol ve 121 asistle toplamda 390 gole doğrudan katkısı var. Hatta 395 gole doğrudan katkısı var. Neredeyse bir ortalamanın üstüne çıkacaktı ama bazı yerlerdeki sakatlıkları onun çok iyi futbol oynamasını engellemiş. Artık Zlatan İbrahimovic'in son dönemine geleceğiz. Emeklilik dönemine geleceğiz. Bakalım emeklilik sezonu kaç sezon olacak. Emeklilik sezonunu görmek adına hemen devam edelim Zlatan İbrahimovic'in hikayesiyle. Normal şartlarda çok fazla ileriye gideriz diye düşünüyordum ben. Zlatan İbrahimovic şu anda 40 yaşında neredeyse ve kariyerini devam ettiriyor. Ama biz 28 Mayıs 2037'ye kadar gelebildik. Yani Zlatan İbrahimovic'in henüz 35-36 yaşına yeni geleceği dönemler. Hala Chelsea forması giyiyor. 1.7 milyon euro değeri var ama e, baktığımızda milli takımdan emekli olduktan sonra futboldan da emekli olmayı planlıyor. Zlatan İbrahimovic 6 Haziran 5 Haziran 2037'de. Emektar Santrafor olarak karşımızda kendisi 35 yaşına gelmesine rağmen yetenek puanı 149 civarında hala çok üst seviye ve son 3 sezonda Önce 30 maçta 14 gol 6 asist sonra 12 gol 8 asist ve son sezonda 20 maçta 4 gol 4 asistle oynayabilmiş Chelsea'de Zlatan İbrahimovic bir sakatlık var mı? Ona bakmak istiyorum ben açıkçası. Ufak sakatlıkları var. 2035'te 5 haftalık ağır bir sakatlı olmuş. 1907 2035'te. Ama ondan beri de ciddi sakatlığı söz konusu değil İbrahimovic'in. Peki Chelsea neler yapmış son 3 sezonda. Herhangi bir şampiyonlukları söz konusu değil. Ayrılmış oldu Manchester United'ın şampiyonluğu var. Chelsea ilk sezonda 3. ikinci sezonda ise 5. olurken son sezonda yine 4. sırada yer almış Zlatan İbrahimovic ve Chelsea. Zlatan İbrahimovic'in profiline geldiğimizde önemli anlarına bir bakalım. Önemli anlarında Lig Kupa'da bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu daha gelir diye bekliyorduk ama maalesef Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu gelmiyor ve Chelsea bu dönemde finale kadar geliyor. Finalde ise onları geçen sezon eleyen takım kim olmuş ona bakalım sizlerle birlikte hemen arkadaşlar. Geçen sezonun finalinde ha burada. Geçen sezonun finalinde Manchester City onları eleyen takım olmuş arkadaşlar finalde. Şöyle geri geldiğimizde biyografisine bakalım. 13 kupa kazandı bugüne kadar. Chelsea ile sadece Avrupa Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Süper Kupasını kazanabildi. Zaten Manchester'dan sonra da 2 kupa kazanabildi. Kazandığı ödüllere baktığımızda Hollanda'nın dışında 3 kez dünyada yılın futbolcusu ödülünü alıyor. Kendisi 27, 30 ve 31 sezonlarında. Onun dışında baktığımızda İngiltere Premier Lig gol krallığını almayı başarıyor Zlatan İbrahimovic. Pardon alamıyormuş. Burada geri gelelim. Nerede o İngiltere Premier Ligi gol krallığı ikinciliği 5 kez. Şuralarda zaten göreceğiz büyük ihtimalle. Bakın 1-2-3... Buralarda hep Delali ve Rashford'a kaptırmış bu ödülleri daha önce. Mbappe'de bile futboldan emekli olmuş arkadaşlar yani. Enteresan durumlar bunlar. Zlatan İbrahimovic'in bu ödülleri aldığını görüyorsunuz burada. Regen oyuncuların arasında İbrahimovic mücadele etmeye devam etmiş. Onun dışında tabii ki baktığımda gol krallığı İngiltere yılın genç oyuncusu ödülü. Avrupa'nın en iyi oyuncusu ödülünü almayı başarmış. Tam 4 kere hatta 5 kere İbrahimovic. Bu da çok önemli bir durum. Avrupa'nın en iyi oyuncusu 6 kere almış. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin forveti 3 kez. Onun dışında Avrupa Ulus Ulusal Ligi en iyi oyuncu ve diğer ödülleri zaten saymıştım. Avrupa Şampiyonlar Ligi altına yakıp ve Avrupa'da altın ayakkabı iki kere de bu ödülü almayı ikinciliği mi almış ya? İki kez üçüncü olmuş. iki kez altın ayakkabıyı almış burada Şampiyonlar Ligi'nde. Sekiz golle almayı başarmış iki seferde de bu ödülü Zlatan İbrahimovic. Şöyle Zlatan İbrahimovic'in profiline geleyim ve videonun yavaş yavaş kapanışını yapalım. Futbol Manager 2020'nin son videosu diye tahmin ediyorum. Son videosunda Zlatan İbrahimovic'i efsaneyi ee, artık ne diyebileceğimi bilmediğim bir oyuncuyu kanalımıza konuk aldık. Umarım video hoşunuza gitmiştir dostlarım. Yeniden Mondur kit olsaydı serisinin FM20'lik FM20 için son videosuydu bu. Videonun sonuna geldiğimize göre her zaman olduğu gibi hatırlatmak istediğim şeyler var. Eğer bu video ilerleyen dakikalarda değildi şimdi hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyelim. Bütün hatırlatmalarımı da yaptığıma göre Futbol Manager 2020'nin son videosundan hepinize Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar.